Herkese merhaba arkadaşlar, ben Beyza. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ekim ayı okuma planımı paylaşmak istiyorum. Önümde 5 tane kitap var. Çünkü bayağı son 2 aydır falan okumalarımı çok aksatıyorum. Canım kitap okumak istemiyor. Okuma planlarımı gerçekleştiremiyorum. Bu yüzden böyle arada okuyamadığım kitapları da tekrar bu ay tamamlamak istiyorum. Yine her okuma planımda söylüyorum bunu herhalde. Hani önceki kitapları tamamlamak istiyorum diye. Olsun yani, neden hala okuma planı oluşturmaya devam ediyorsun? Madem gerçekleştiremiyorsun diyebilirsiniz ama yani bu aslında benim biraz da okuma motivasyonumu sağlayan şey, yani okuma planları oluşturmak ve bunları gerçekleştirmeye çalışmak. Yani beni biraz daha harekete geçiren bir şey. Hani canım kitap okumak istemiyor ama hadi de bak daha diğer kitapları da okuyacaksın, çok heyecanlı gibisinden beni harekete geçiren bir şey. O yüzden seviyorum ve yapmaya devam edeceğim. 5 tane kitap var önümde. Onlardan kısaca bahsedeyim ve hatta diğer okuma planlarımdan kalan kitapları da kısaca göstereyim. Yani hızlı bir şekilde geçeyim o süreci de. Önümde direkt göstermeye başlayayım. İlk kitabım Gaye Önel'den Hilekar kitabı. 9 yayınlarından çıkan bir seri bu aslında. Şu an bende 3 tane kitabı var ve 4. kitabı da aslında piyasada var. Ben ilk çıktığı zamanlarda 19 lira gibi bir fiyatı vardı ve almamıştım. Şu an kitabın fiyatı 50-60 lira civarında. Serinin devamı daha gelecek galiba. 5. kitabı son kitap mı bilmiyorum ama daha hani yazılma sürecinde ve gelecek diye biliyorum. Bir arkadaşım çünkü bu serinin çok sıkı takipçisi. Hilekar kitabını okumaya başlamak istiyorum. Hani daha fazla ertelemeyeceğim. Çünkü çok ısrar ediyor artık bana bu kitabı, bu seriyi oku diye. Çok seviyor. Fantastik bir seri zaten anlaşıldığı kadarıyla. Ateşli Kanatlar serisi. Evet, serinin ismi gelmedi bir anda aklıma. 9 yayınlarından galiba okuyacağım ilk kitap olacak. Puntoları da bayağı büyük. O yüzden hani beni çok zorlamayacağını düşünüyorum. Bir de zaten hani şu ara çok fazla okuma hevesim olmadığı için belki hani ilk bu kitaba başlarım okuma planından. Böyle geri toparlamak açısından. Hilekar kitabını, Hilekar Lider, Diriliş, Kahin şu an kitapları, basılı olan kitaplar. Başlayacağım artık Ateşli Kanatlar serisine. Bakalım ben de bu serinin hayranı, fanı olacak mıyım? Göreceğiz hep birlikte. Daha sonra ise bir üçleme. Pegasus yayınlarının bir üçlemesi. Hatta Pegasus setleriyle birlikte almıştım ve Pegasus setleriyle birlikte bayağı indirimdeydi. Tanesi 10 liraya almıştım bu 3 kitaplık seriyi. Yani 30 liraya aldım toplamda. Yine matematiğimizi konuşturuyoruz. İlk kitap Amnezi. Yani ben ilk kitap diyebiliyorum ama tekrar araştırırım. Evet, bir yazıyor yani. Neden araştırayım? Galiba Distopya serisi bu seri. Bu seriyi ben yine aldığım zaman da söylemiştim. Ben Bookstagram'ı ilk açtığım zamanlar böyle kitap sepetinin işte 9.90'lık güzel kampanyaları falan oluyordu. Gayet güzel kitaplar oluyordu. Hatta ben de kitaplığımın çoğu kitabını o indirimlerden almıştım. O sıralardan hatırlıyorum. Yani ta o zamanlar popüler bir seriydi. Sonrasında tabii biraz düştü galiba. Hani popülaritesi gitti, neden bilmiyorum. Ama hani benim ta o zamanlardan beri aklımda olduğu için indirimde de görünce hani seviyorlardı bu kitabı. Hani gayet popülerdi. Neden şimdi bu halde diye bir merakım vardı. Ve aldım seriyi. Yani okumak istediğim seriler arasında. Aslında bu göstereceğim, yani şu anda göstereceğim kitapların 5'inden 4'ü serilerin ilk kitapları. Yine şey sistemine geri döndüm ben. Hani her ay bir kitabını okuyayım her serinin diye. Çünkü bir seriyi bir ayda bitirmeye çalışınca hani aynı seriyi üst üste okuyunca biraz sıkılıyorum. Böyle parça parça okumaya geri dönmeye karar verdim. Bu da yine Amnezi serisi diyeceğim. Çünkü serinin ismi yazmıyor yani. Bir ismi var mı onu da bilmiyorum ama Amnezi serisinin ilk kitabı. Bakalım yani nasıl bir kitapmış. Bunun puntoları da böyle hafif büyük. Yani çok böyle küçük küçük yazı stili yok. Bunu da yine kolay okuyacağıma inanıyorum yani. Gerçekten bu ay Ekim'de toparlamak istediğim bir ay. Kendimi toparlamak istediğim bir ay. Düzenimi tekrar oluşturmak istediğim bir ay. Sonrasında da sonraki serimizin ilk kitabı da Labirent serisinin ilk kitabı Ölümcül Kaçış. Ben bu seriyi lise 3'te ya da 2'de arkadaşım bu serinin çok büyük bir hayranıydı. Ondan alarak okumuştum. Serinin ilk 3 kitabında yani ana kitapları okumuştum. Serinin zaten 4. ve 5. kitabı biraz yan kitaplar biliyorsunuz. Ana kitaplarını okudum yani hikayenin. Ama ben tekrardan ikinci el dolaptan aldım 5 kitabı da. Ve elimde bulunuyordu ve tekrar okumak istiyordum. Bu yeşil etiketler, mesela kırmızı etiketler okumadığım kitaplar, yeşil etiketler de çok uzun zaman önce okuyup tekrar okumayı düşündüm ve Bookstagram'a yorumunu girmeyi istediğim kitaplar. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Yeşil etiketli bir kitap bu benim kitaplığımda. O yüzden hani merak ediyorum. Seriyi biliyorum. Filmlerini ezbere biliyorum. Hatta bu seriye dair bir analiz yazısı bile yazmıştım. Okul projemizdi. Bu seriyi seçmiştim hatta ben de. Yani her şeyini detaylı bir şekilde biliyorum aslında. Ama yine de böyle okumak istiyorum. Çünkü çok heyecanlı olduğunu zaten hatırlıyorum. Kitapları da hani çok heyecanlı bir şekilde okumuştum. İlk kitabını ezbere biliyor olsam da serinin devamı aslında
aslında benim için biraz karanlık, çok fazla hatırlamıyorum. O yüzden yine bu seriyi de heyecanla okuyacağımı düşünüyorum. Hani tekrar okuyacak olsam da. Bu ay okumayı istediğim kitaplardan bir diğeri de bu o yüzden. Sonrasında da Maral Atmaca'nın Ötenezi Okulu kitabını okuyacağım. Ötenezi Okulu'nu ben çekilişte kazandım. Böyle hiç beklemediğim bir anda baktım bildirim gelmiş. Çekiliş kazanmışım. Hani artık çekilişleri hikayelerde yapıyorlar ya, hani o na tıklamıştım. Denk gelenlere tıklıyorum çünkü. Öyle kazanmışım yani tesadüf eseri bir şekilde. Ben de Ötenezi Okulu'nu seçtim. Hani merak ettiğim kitaplar arasındaydı diye. Ötenezi Okulu bakalım nasıl? Yani fantastik herhalde. Çok seviyorlar. Çok seveni var. Hatta yakın zamanda ikinci kitabı yayınlandı mı? Kapak tasarımı mı yayınlandı? Afişi mi yayınlandı? Öyle bir durumu var. Serinin hani devamı gelecek. Birinci kitabını okuyalım bakalım. Ben sevecek miyim, devam kitaplarını alacak mıyım, ona göre karar vereceğim. Ama hani ortalama bulsam bile yine de seriyi tamamlamak istiyorum. Yani devam kitaplarını almak istiyorum. Öyle bir hastalığım var herhalde benim. Ötenezi Okulu'nu ben de merak ediyorum. Cilt olduğu için şöyle cildini de göstereyim. İç kapağında şu şekilde bir resim var. Arkasında da yine devam ediyor. Şöyle bir okulun karanlık bir koridoru gibi. Sonrasında da cildi çok güzel bu arada. Bunu hikayeye de atmıştım zaten. Bakın böyle eskitme, hani gerçekten böyle deri bir kitapmışçasına. Böyle çok güzel sırt tasarımı falan da var. Bu şekilde yani şömizinin içi bu şekilde cildimiz. Bunu şöyle alayım kenara. Ötenezi Okulu'nu okuyacağım inşallah bu ay. Daha sonra da okuyacağım kitap İki Şehrin Hikayesi Charles Dickens'tan. Bendeki anonim yayıncılıktan bir baskı. Çünkü ben kitap okumayı çok seviyorum diye üniversiteye başlarken ablamın bir arkadaşı, Büşra ablaya da buradan selam olsun, bana bu kitabı hediye almıştı. Böyle hiç beklemediğim bir anda, doğum günüme mi denk gelmişti bilmiyorum. Bana bu kitabı hediye getirmişti. O yüzden aslında bu kitabın bende farklı bir anlamı var. Bir de edebiyat okuyordu o. O yüzden hani böyle çok sevdiğim bir ablaydı. Bu kitabı farklı bir baskıdan almadım o yüzden. Mesela İş Bankası'nı almayı planlıyordum High klasiklerinden ama almadım. Şehrin Hikayesi'ni bazıları diyor ki okuması çok zor. Ama hani bir klasik olmasının, çok sevilmesinin de bir sebebi var diye düşünüyorum. Bir de biraz açıkçası tarihi aşk, hani tarihi roman olmasından dolayı da biraz beklentim var. Hani seveceğime inanıyorum aslında bu seriyle. Seri neyse bu kitabı da. Bakalım. Charles Dickens'dan daha önce kitap okumadım. Bakın puntoları falan da bayağı büyük. Yani baskıdan kaynaklı büyük ihtimalle. Evet, İlköğretim Müstemel Eser dizisindeymiş bir de Mebil. Yani bu kadar ağır bir kitap olsa koymazlar herhalde diye düşünüyorum da Müstemel Eser'de gerçi tutunamayanlar bile var yani. Neye göre belirliyorlar bunu da bilmiyorum. Bu 5 kitap bu şekilde. Şu Ötenezi Okulu'nun cildini de bir halledelim. Bu arada Ötenezi Okulu'nun, bakın şimdi elime alınca gördüm, posteri de geldi. Posterini de göstereyim. Şöyle bir posteri var. Şöyle bir posteri de var. Bir kız bir yolda yürüyor. Üstünde de tüm ışıklar söndüğünde bir ışık aradım. Gördüğüm tek ışık pencereme yansıyan ay ışığı ve göğsündeki bıçağın pırıltısıydı yazıyor. Böyle bir posterimiz var. Bir de ayracımız vardı. Gösterelim. Epesus'un şöyle klasik küçük ayraçları oluyor ya, onlardan. Ya bu kitapların sayfa baskılarını çok inceltmişler. Bakın Efesus'ta da şu an böyle yabancı yayınlar da yapmış bunu. Madem öyle fiyatları biraz daha düşürseniz keşke diyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Çünkü böyle kitaplar okumak hiç hoş olmuyor. Ama bari fiyatları düşürseniz. Şimdi şeyleri göstereyim ben. Geçen aydan sarkan ve bu ayda yine okumayı planladığım kitapları hemen kısaca ayarlıyorum. Evet, hemen hızlıca geldim. Böyle elime ilk gelenleri aldım. Bazı kısa klasikler falan da var ama onları okur muyum okumaz mıyım emin değilim. Ama bu kitapları yine bu ay okumayı planlıyorum. O yüzden hemen göstereyim. İlk kitabımız yine klasiklerden Ruth kitabı. Göstermiştim zaten bunu önceki okuma planımda. Ruth kitabını okuyamadım Eylül ayında. O yüzden bu ay okumak istiyorum. Bilmiyorum, hani bu da tarih aşk. O yüzden aslında severek okuyacağıma inanıyordum ama okuyamadım. Bakalım bu ay okuyacağım. Hızlıca geçiyorum çünkü bu kitapları. Artık bıktığınız, yani bu kanalda görmekten bıktığınız bir seri. Toz Yerleri serisinin 3. kitabı Yeni Cennet. Hala okuyamadım. Evet, hala okuyamadım. Aslında bu ay okuyacaktım. Sonra bir arkadaşımla birlikte okuyalım dedik. O da başka kitaplar okudu. Denk getiremedik birlikte. Yine bu aya sarktı. O yüzden bu ay okuyacağım inşallah. Daha sonra Ateş Böceği Yolu. Şu an bu kitabı okuyorum. Şu kadar okumuşum. Yani %25'i sayılır okudum diye. Aslında çok akıcı bir kitap. Bir dostluğu anlatıyor. Şimdiye kadar anladığım kadarıyla. Bunu zaten hani başladığım için artık bu ay net okurum. Aslında Eylül ayının kitap kulübüyle seçilen kitabıydı ama ben bitiremedim. Kitap kulübünün toplantısını hani diğer haftaya erteledik. O yüzden o zamana kadar zaten bitirmeyi planlıyorum.
Sonra 4 Ölü Kraliçe kitabını göstermiştim yine okuma planımda. Bunu da okuyamadım. Bunu da çok merak ediyorum. 4 Ölü Kraliçe kitabı var. Son olarak da Yılan Kral kitabı var. Bu da bir gençlik kitabıydı. Yani öyle tahmin ediyorum. Bir de bu kitabı okumayı planlıyorum. Yani şu şekilde göstereyim. Yine 10 tane falan. Evet, yine 10 tane kitap oldu. Bir de arada işte lacivert klasiklerden, Türk edebiyatından, yine modern klasiklerden falan arada kaçan kitaplar var. Onları da hani arada bir boşlukta canım isterse, yani kafama göre, çünkü o ay mesela kitaplıkta gözüme kestiriyorum, hadi bunu okuyayım diyorum, alıyorum. Yani çok acayip bir şekilde başlıyor. Okuma sürecim böyle biraz tuhaf bu ara. Bu 10 kitabı bu ay okuyabilir miyim? Göreceğiz hep birlikte. Kasım'da çünkü hani vizelere falan başlayacak. O zamana kadar bir toparlarsam kendimi çok iyi hissedeceğim. O yüzden bakalım, bu 10 kitabı okumaya çalışacağım bu ay içerisinde. Okuma planında kitaplar bu şekildeydi. Sizin bunların arasından okuyup beğendiğiniz, önce şunu oku dediğiniz bir kitap varsa lütfen yorumlara yazın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.